Ben Bilban Yalçın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesiyim. kendi uzmanlık Bizans kültür ve sanatı alanında hala görev yapmaktayım üniversitede. özellikle İstanbul ve İstanbul'un tarihi eserleri, kültürel varlıkları üzerine çalışıyorum. Başlıca ilgi alanım çok uzun yıllardan beri çalıştığım Ayasofya tabii ki ve diğer ona aynı dönemde yapılmış diğer yapılar da tabii bu ilgi alanıma giriyor. Bir diğer önemli çalışma alanım Beykoz Anadolu Kavağındaki Yoros Kalesi'nin arkeolojik kazılarında başkanıyım. Tabii ki İstanbul gerçekten hani dünyadaki bu antik eski kentler arasında Roma'nın yanında ikinci yani Roma ile İstanbul aynı şekilde öneme sahip çünkü bunlar uzun yüzyıllar boyunca farklı katmanların üst üste gelmiş olduğu kentler. Mesela örneğin Atina'da bu daha azdır. Dolayısıyla İstanbul'un çok yönlü, çok farklı kültürel varlıkları vardır gençlerimizin tabii ki bunları sırayla gezmeleri, aralarında sevdiklerini yahut da tercih etmeleri olandır ama İstanbul'da gezmeye başlayacaksanız tabii ki tarihi yarımada'da gezeceksiniz. Bunların başında önce bir Sultanahmet Meydanı'ndan Başlamak en uygunudur. Yani daha eski Bizans döneminin hipodrom meydanından, oradaki dikili taşın nasıl getirildiğini, dikili taşın oraya nasıl dikildiğini, daha sonra oradaki yılanlı sütunun ne kadar eski bir eser olduğunu okuyarak e, önce İstanbul'un tarihinde geriye gitmeye başlayacaklar ve anıt olarak da, bina olarak da, mimari olarak da tabii ki en önemli iki yapısı İstanbul'un. Bir Ayasofya'dır. Diğeri de e, Sinan'ın şaheseri Süleymaniye'dir. Bunlar mimarlık dehalarının İstanbul'da vücut bulmuş halleridir. E, şimdi Türkiye'de müzecilik tabii aslında çok eski. Tarihi çok eskidir müzeciliğin. Tabii ki e, biliyorsunuz yani Osmanlı e, sonlarında Müzey Humayun'un kurulmasıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri yani burada aslında Osmanlı batılı devletlerinde bir yerinde model alaraktan büyük bir atılımla hem Osman Hamdi Bey'in tabii ki öncülüğünde hem ilk kazıları yaparaktan hem de bu kazılardan çıkan veyahut da diğer önemli arkeolojik eserleri bir araya getirme amaçlıyla bir müze başla müze çalışmalarını ve müzeciliği de başlatmışlardır. Türkiye'de müzecilik çok iyi gelişmektedir aslında son zamanlarda da özellikle modern ve çağdaş sanatlarda çok güzel yeni atılımlar var. Ancak tabii ki büyük de eksikliklerimiz var. Örneğin İstanbul bazında konuşursak İstanbul'da hala bir kent müzemiz yoktur. İstanbul'un tarihini, İstanbul'un kültürünü İstanbul'un insanını da dair almak üzere sosyo-kültürel yapısını gösterebilecek bir müzeye sahip değiliz. Bu bizim için büyük bir eksikliktir aslında. Ayasofya e, tabii ki bizim e, göz bebeğimizdir. E, sadece bizim değil malum dünyanın ama bizde olması büyük bir şanstır. Bizim için bir hediyedir. Ayasofya'yı çok iyi korumamız ve Ayasofya'yı ileriki nesillere mutlaka bırakmamız lazım. Ben tabii ki öğrenciliğimden beri hatta daha çocukluğumuzdan gençliğimden beri Ayasofya'ya olan merak ve sevgimle bunu çok uzun bir süredir çalıştığım bir yapı ve mekan olduğundan ayrı bir önem arz ediyor benim için. Ayasofya mimari anlamda çok önemli bir yapıdır. Yani bir ilk'tir, bir tektir. Onun gibi başka bir yapı o devirde yapılamamıştır. Nitekim yapımından bin sene sonra ancak Sinan tarafından aşılabilmiştir. Yani demek ki model de olmuştur. Şimdi böylesine önemli bir mimari anıtı bizim tabii ki çok iyi korumamız lazım. Çok hassas bir yapıdır. Depremlere yani doğal afetlere insan faktörüyle çok kolay zarar görebilmektedir işlevi ne olursa olsun yapının anıtın bizim onu koruyabilmemiz için önce onu anlamamız gerekir, tanımamız gerekir. Onun için böyle kitlesel bir vaziyette gidip fotoğraf çekmeden önce biraz okuyup, biraz tanıyıp onun önemini anlayıp saygı duyarak ve onu kendimize mal korumamız gerektiğinin bilinciyle gezmemizin çok büyük faydası olacağına inanıyorum ben.